Sevgili dostlar, merhabalar. Bugün size evimin başka bir köşesine aldım. En sevdiğim köşelerden bir tanesi. Evime de davet etmiş oldum sizleri. Umarım beğenirsiniz bu köşeyi. Fotoğraf makinenizi daha iyi tanımak ister misiniz? Bazı özelliklerini daha iyi anlamak, daha iyi öğrenmek. Çektiğiniz fotoğraf tipine göre menüyü öğrenip, ona göre menüyü düzenlemek. O zaman bir tek çareniz var. Menüye dalmak. Zaman zaman da çok ürkütücü, çok korkutucu olabileceğini biliyorum ama almaktan başka çareniz yok. Bu videoda her ne kadar x s menüsünü kullandıysam da unutmayın ki Fujifilm'in aşağı yukarı bütün fotoğraf makinelerinin menüsü 3 ufak tefek farkları haricinde hepsi aynı. Dolayısıyla elinizde xt 2 x 3 xt 4 xt 20 xt 30 varsa buradaki bilgiler sizin için de geçerli olacaktır. Ama önce... <laughs> Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. Kanalıma yeniyseniz, burada fotoğrafçılıkla ilgili aklınıza gelen her şeyden, herkes tarafından anlaşılır, sade, anlatımlı ve bol görsel, örnekli içerikler üretiyorum. Bu içerikleri kaçırmamak için hem bana hem kendinize bir iyilik yapın ve lütfen kanalıma abone olun. olduğunuz mu? Teşekkür ederim. İlk tavsiyem, menünüzü karıştırmaktan çekinmeyin. Dalın. Bozun. Ha, bozup da düzeltemeyeceğiniz bir şey olursa o zaman çok kolay başa dönersiniz. Hadi onu inceleyelim. Öncelikle menüden bütün ayarlarımızı sıfırlayalım. Burada yapmanız gereken önce anahtar bölümüne gelmek. Kullanıcı ayarlarından sıfırlaya gelmek. 3 sıfırlama seçeneği var. Üçünü de sıfırlayacağız. Bu birinci sıfırlamamız. Tekrar menüye geliyoruz. Sıfırlaya geliyoruz. Video menüsünde sıfırlıyoruz. Uygula diyoruz fabrika ayarlarına geri dönmüş oluyoruz. Buradan tabii ki lisanımızı seçerek bütün menüleri sıfırlamış oluyoruz. Sırada benim de zaman zaman yaptığım gibi full otomatik çekenlerin menüsünü inceleyelim. Sevgili dostlar bu ayarlar full otomatik modda çekerim. JPEG çekerim. Çektiğim fotoğrafı bilgisayarıma aktarırım ya da telefonuma aktarırım. Oradan da Instagram'da, Facebook'ta, TikTok'ta ve buna benzer platformlarda paylaşırım diyenler için. Yapmanız gereken full otomatik moda getirip öncelikle üst çarkınızı menüye girip burada sizin dikkat etmeniz gereken birincisi bu görüntü boyutudur. Görüntü boyutunuz genellikle 3 bölü 2'dir ama eğer Instagram için çekecekseniz... benim size tavsiyem 1 bölü 1'i de tercih edin Instagram fotoğraflarınız için. Onun haricinde 3 bölü 2'de bırakmanızda fayda var. Görüntü kalitesini mutlaka F'de bırakın çünkü sadece JPEG çekeceksiniz. Ham kayıtları, film benzetimi ve buna benzer şeylerin hiçbir tanesine dokunmayın. Ta ki renk hacmine gelene kadar. Olur da tesadüfen Adobe RGB'de görürseniz ayarınızı mutlaka sRGB'ye getirin çünkü platformların tanıyacağı renk profili Erz RGB olacaktır. Gelelim odaklama tiplerine. Dört tane tipiniz var. Tek nokta, bölge, geniş izleme ve tümü. Her ne kadar ben tümünde bırakıyorsam da hepsini tek tek incelemenizde fayda var. Tek nokta, e, adından da belli olduğu gibi tek nokta odaklamalı e, herhangi bir obje çekmek istediğiniz zaman tercih edeceğiniz tip olacaktır. Bölge daha geniş, küçük bir topluk çekiyorsunuz. İşte belli derinlikli alanları farklı olan objeler çekeceksiniz. O zaman bunu tercih edersiniz. Geniş izleme, genellikle daha böyle hareketli fotoğraf çekeceğiniz zaman sportif karşılaşmalar, yarış arabaları, zaman zaman koşturan çocuğunuz ya da işte köpeğiniz, kedinizi yakalamak için kullanmanız gereken tip olarak tavsiye edeceğim size bunu. Tümü de, tümünü seçerseniz eğer şöyle bir kolaylık oluyor size. Joystick sağa sola ya yukarı aşağı herhangi bir şekilde dokunduğunuz zaman burada gördüğünüz gibi arka çarktan bu bütün tipleri ayarlama ve kullanma imkanı veriyor size. Tekrar gelelim önümüze. Bu spor bulma modu. Spor bulma modu maalesef 1 bölü 25'lik bir cropla beraber gelir eğer onu açarsanız. Evet daha süratli çekim sağlar size. Onun haricinde sizin burada oynamanız gereken ya da değiştirmeniz gereken herhangi bir şey yok. Enstantan tipinde mekanik enstantanı de tutmanızda fayda var şimdilik. Onun haricinde film benzetim ve buna benzer hiçbir ayar sizi ilgilendirmiyor. Sizi ilgilendiren bölümler şimdilik bu kadar arkadaşlar. Şimdi manuel mod, diyafram ya da enstantane öncelikli mod tercihiniz ve pozlama üçgenini anladım ama çektiğim kareleri olduğu gibi Instagram, Facebook gibi platformlarda direkt çakarım ve JPEG'den başka çekmem diyorsanız o zaman şimdiki bölüm sizler için. Burada görüntü boyutunuzu bu bölüm 3 bölü 2'de kalsın. Görüntü kaliteniz aynı şekilde F'de kalsın ve ham kayıt sıkıştırılmamış da kalsın. Film benzetimi zaten çarktan değiştireceğiniz için bu bölümü hiç umursamayalım. Fotoğraflarınıza tane etkisini zayıf ya da güçlü olarak ilave edin. Bu tane etkisi biraz eski filmlerde grain ilave etmek gibi bir olay olarak düşünün. Chrome rengi krom rengini de işte efektini de ilave edebilirsiniz. Bu eski filmlerde yine klasik krom, negatif krom gibi profilleri tercih ettiğinizde kullanabileceğiniz ayarlar. Bu da aynı şekilde. Beyaz dengesini otomatikte de tutalım. Otomatik ayarları da göstereceğim size birazdan. Demingen alan. Demingen alan 100 değil de bunu ben sizin yanınızda olsam 200'ü tercih ederim. 200 iyi bir ortalamadır. Dışarıda işte Parlak alan ve karanlık alan fark daha yüksek olduğu ortamlarda daha başarılı fotoğraflar alacaksınızdır. Ama gerçekten eğer kontrastlı çok yüksek fotoğraflar çekeceksiniz 400'de seçmenizde hiçbir sıkıntı yok. Ama ortalama 200'de tutmanızda fayda var. Burayı kapalı tutun. Ton eğrisi. Ton eğrisi biraz yavaş yavaş program kullanmaya yani sonradan işlemek programı kullanmaya başlayan ve bunu anlayan insanlar için geçerlidir. Bununla beraber daha ilave bir kontrast yaratabilirsiniz. Benim size tavsiye edeceğim artı birlik bir parlak alan aynı şekilde artı birlikte bir gölgelere ilave yaparsanız S eğriyi yaratmış olursunuz fotoğraflarınızda. Birazcık daha kontrastı bir minimal daha yüksek, daha güzel, daha parlak fotoğraf elde edersiniz. Kullanacağınız renk profiline göre renk doygunluğunu artırabilir, azaltabilirsiniz. Keskinliğinizi artırabilir, azaltabilirsiniz. Ki astya da çekiyorsunuz ve portre çekeceksiniz. Aşırı net fotoğraflar genellikle portre fotoğrafçılığında çok tercih edilmez. O zaman size benim tavsiye edeceğim bir eksi 2 olarak ayarlamanız olacaktır. Yüksek ISO düzeltmeler özellikle gece çekimlerinizde ve yüksek ISO'larda 6400'e kadar kullandığınız ISO'larda bunu da artı 2'ye kadar getirebilirsiniz. Daha net, daha grensiz fotoğraflar çekmiş olursunuz. Berraklık bu sizin brightness ayarınız. Yani orta tonları yükseltme ayarınız. Bunu da genellikle ben size bir gıdım yükseltmenizi, böyle fotoğraflar çekmenizi tavsiye ederim. Uzun pozlama değerini açık tutalım. Olur da tripod üzerinde daha gece çekimleri yapmak istediğiniz pozisyonlarda, atıyorum ben bir saniye ve üstü fotoğraflamalarda uzun pozlama değerini açmakta fayda var. Nice Lens dokunmayın renk hacmine dokunmayın onlar için hiçbir şeye dokunmayın. Odaklama tipleri zaten hakikaten başka bir videonun konusu olması gerekiyor ama odaklama tipiniz sevgili dostlar burada bizim normal dev Fujifilm makinalarında fiziksel bir değiştirme switch'i olarak mevcut olan işte manuel fokus, devamlı fokus ve tek kare fokus olarak kullanabileceğiniz ve değiştirmeniz gereken ayarlar bunlar. Bunlar aslında burada tutmak değil de videonun sonlarına doğru kişiselleştirme bölümünde size bunu bir düğmeye atamayı da göstereceğim. Bunu genellikle video çekimlerinde kullanacaksınız. Bunu fotoğraflarınızda kullanacaksınız. Devamlı AF'yi hareketli fotoğraflarda da kullanabilirsiniz. Manuel fokusu da makro çekimlerde, daha yakın çekimlerde, daha yani netlik alanını istediğiniz gibi ayarlamak açısına kullanacağınız ya da tavsiye edeceğim e, ayar olacaktır. AF özel ayarları hızlı çekimlerde ve video çekimlerinde oynamanız gereken biraz kendi deneyimlerinizle kendi kullanım amacınıza yönelik ayarlamanız gereken ayarlardır. Bunu kapalı tutun. Bunu kapalı tutun. Bunu burada tutun çünkü daha süratli hareket etmenizi sağlayacaktır. Yoksa 425 noktada var ama 425 nokta ekran üzerinde çok yüksek bir nokta sayısı. Bunu eğer açık tutarsanız bu size avantaj getirecektir. Çünkü hem oto odaklama yani otofokus dediğimiz hem de manuel fokusu aynı anda kullanabildiğiniz bir özelliktir bu. Bunu daha da güzel kullanabilmek için alttakini standart yerine odak tepe vurgulama ve odak tepe vurgulamayı kırmızı yükseğe getirmenizde fayda var. Hemen bunu bir görüntüyle ayarlamasını göstereyim size. Bakın şurayı fokuslamak istiyorsunuz. Buradan yapmanız gereken o ayara getirip gördüğünüz gibi kırmızı kırmızılıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Ve şu anda küt tablasını bu kırmızı ışıklar sayesinde odaklamış oluyorsunuz. Bu da manuel fokus yardımcınız olacaktır. Tekrar gelelim menümüze. Netlemeyi Kapatın, açın, deneyin bunu. Ben çok kullanmıyorum çünkü. Bunu da açık tutun. Bunu AFS'de bırakın ama arzu ederseniz devamlı de ayarlayabilirsiniz. Ki bunu devamlı da tutmanızda fayda var. Özellikle video ayarları için. Bunu pikselde tutuyorsunuz. Bakıyorum bunu. Bunu da aynen böyle bırakın arkadaşlar. Gelin fotoğraf ayarlarına. Bu spor bulma modu çok daha hareketli sahneler, yarış arabaları çekeceksiniz. Bilmem ne yapacaksınız. Bu size sürat artıracaktır ama e, ekranınızı da e, kısıtlayacaktır, kroplayacaktır. Ve zannediyorum ki 1 bölü 16 mı 1 bölü 25'lik bir kroplama var. Onu bilare düzeltiriz söyleriz. Kendi kendine çek. Bu da ayrıca bir düğmeye atamanız gereken bir ayar. Kendinden zamanlı ayarları ayrıca konuşacağız. Zamanlayıcı ışığını aç, açık tutun. Ara zamanlı çekim bu apayrı bir videonun konusu olacaktır. Yani şu pozlama düzeltmesi. Onları da ayarlayacağız. Braketleme aynı şekilde başka bir video. Film benzetim dizisi zaten onu manuel olarak ayarlarsınız. Buna dokunmayın. Hocus bracket ayarları dokunmayın. Işık ölçer. Bunu genellikle burada bırakıyorum. Çok alanlı olarak. Enstantane tipini MS'de bırakın. Ya da eğer ki daha fazla enteresan şeyler kullanmak istiyorsanız bakın. Mekanik enstantane aşağıda görüyorsunuz. En hızlı enstantaneyi 1 bölü 4000 saniyeye kadar tutuyor. Ama burada elektronik enstantane 1 bölü 32 bine kadar devam ediyor. Siz ikisinin de en avantajlısını kullanmak istiyorsanız 1 bölü 4000'e kadar enstantane mekanik olacaktır. Ondan sonra da elektronik enstantane devreye girecektir ki ben burada bırakmayı tercih ediyorum. Özellikle fotoğraf çekimlerinde. Titreme azaltmayı kapatalım ya da açabiliriz. Ama bunu açacaksak da tüm kare değil ilk kare için geçerli tutun. Ice Keep'i sürekli Sadece çekim ya da kapat. Ben bunu genellikle sadece çekimde bırakıyorum çünkü sürekli de çok fazla pil tüketiyor. ISO ayarları. Ha, şimdi bakın gelin bunu çok önemli bir bölüm. Benim yaptığım ayarlara gelelim. Ben bunu genellikle 160 ISO ile 800 ISO arasında kullanıyorum gündüz dışarı çekimlerinde akşam üstüne kadar. Bunu otomatiğe bırakmıyorum çünkü netlik sağlaması için bunu genellikle 1 bölü 80 saniyede tutuyorum ki net fotoğraflar elde edeyim. Şaşırmayın çekim esnasında bazı karanlık ortamlarda makine bunun altına da düşebilir. Bu sabit bir değer değildir. Sadece makineye verdiğiniz bir tavsiye değerdir. O yüzden de hani daha düşük de yakalarsanız sizi çok şaşırtmasın. Gelelim 2'ye. Oto 2'yi 32.000'e kadar ayarlıyorum. Bu da daha ziyade akşam üstü çekimlerinde, gün batımı, gün doğumu zamanlarında, ışığın daha yatay olduğu, gölgelerin daha kuvvetli olduğu bölümlerde ayarlıyorum bu otomatik çekimi. Bunu ise 12.800'e kesinlikle değil. 12.800 maalesef çok yüksek bir ISO amplifikatörü. Ben bunu genellikle 6400'ün üzerine pek çıkmamayı tercih ediyorum. Çok sıkışırsanız tabii ki kullanın 2800'ü. Ama 6400'de yeterli olacaktır. Özellikle gece çekimlerinde. Bunu yine otomatikte değil, gece çekimlerin bir bölü 60 saniye olarak tavsiye veriyorum. Şimdiki ayarlar aynen benim gibi RAW çekip daha sonra fotoğraflarını kendi zevki anlayışına göre Lightroom ve benzeri programlarda düzenleyen arkadaşlar için. Bu bölüm siz RAW çekmeyi tercih edecek e, sevgili arkadaşlar için. Hemen menüye girelim. Siz tabi burada da artık görüntü kalitesi değiştiriyorsunuz. İster Fine artı RAW çekin, ister Sırf RAW çekin. Bu ayarı önce sizin karar vermeniz gerekiyor. Ham kaydı sıkıştırılmamış olarak tercih edin. Ya da isterseniz kayıps kayıpsız sıkıştırılmış da. Film benzetimine hiç girmiyorum. Çünkü zaten RAW'da bunun hiçbir önemi yok. Beyaz dengesini otomatikte bırakın. Burada sizin tercih edeceğiniz SRGB değil artık. Adobe RGB'dir. Çünkü daha sonra işleyeceksiniz bu fotoğrafları. Bu bölüm böyle. Yani, tamam. Daha sonra daha geniş bir içerikte beraber olacağımız bir bölüm olsa da yine de video ayarlarına şöyle kısa bir, bir baş Hangi girişi yapalım dedim. Video ayarlarınız. Tavsiye edeceğim film kipinizi 4K 24 FPS'de tut. Dosya biçiminizi çok yüklenmemek için MP4 H264 AAC'ye ayarlayın. Bu, bu bölümü bilare ben anlatacağım size. Bu ayarınızı, bu sabitleyici ayarınızı bu ayarda tutun ama... Arzu ederseniz buraya da getirebilirsiniz. O daha da yüksek stabilite sağlayacaktır elle çekimde. Bunu mutlaka açın. Ses ayarlarınızı da buradaki ayarları artırıp ya da kısabilirsiniz. Eğer mikrofon bağladıysanız bir Rode Video Mikro gibi ya da ona benzer başka bir harici mikrofon taktıysanız bütün ayarları da burada. Gelinmesi gereken ekran ayarlarına da bir göz atmadan geçmeyelim. Ekran ayarlarına geleceğiz. Ta ki kişisel ayarı gösterdiği yerine kadar. Burada çek ve uncheck olan bölümler var. Bir tanesi şu olmak zorunda. Bunu mutlaka çek edin. İkinci tavsiye edeceğim de yoğunluk dağılımı. Bu da sizin histogram dediğiniz bölümünüz. Bunları devreye sok Çıktığınız andan itibaren, doğrudan buraya çıkalım. Gördüğünüz gibi, buradan bir açayım ki şu sağdaki histogramın nasıl değiştiğini görün. Fotoğraf çekmede iki tane netleme ayarınız var. Bir tanesi sol taraftaki pozmetre, onu sıfırda tutmaya çalışacaksınız. Diğeri de şu sağ taraftaki, sağ alt taraftaki histogram, değişen histogram. Onu da kullanmayı bilare başka videolarda sizlere öğreteceğim. Q menüsü süratli ayar değişikliği yapabileceğiniz en büyük yardımcınız olacaktır. Sağ üstte Q butonundan bastığınızda ortaya çıkan menüdür. Burada seçtiğiniz moda göre değişkenlik gösterebilecektir. Bunları mutlaka incelememizde fayda var. Bunları değiştirmek için hangisini değiştirmek istiyorsanız onun üstüne gelip sol üstteki çarktan değiştirebiliyorsunuz. Son olarak da makinenizi daha hızlı ve efektif kullanmanızı sağlayacak fonksiyon atamalara bir göz atalım. Bu ayarları değiştirmek için Display butonuna basılı tutun ta ki bu menü ortaya çıkana kadar. Kadar. Bu menü sayesinde ekranda gördüğünüz düğmelerin hepsine arzu ettiğinizi atayabilirsiniz. Mesela ben burada sizinle bir menü atayayım. Değişiklik yapalım. Nedir o? Şu çarkı değiştireceğim. Bu çark benim için ISO çarkı olacak. Ben buna ISO'yu ayarlayacağım. Gelelim ISO'yu bulalım. ISO'yu bulalım. Bunu atadığım andan itibaren ve buradan çıktığımda sol üst çarka dokunduğum andan itibaren ISO ayarlarıma ulaşmış oluyorum. Bu şekilde makinenizi kendinize göre özelleştirebilirsiniz. Haydi bu yeni bilgiler ışığında dalın menüye. Karıştırın, bozun ve gerekirse ayarları sıfırlayıp başa dönün. Korkmayın. Eliniz ve gözünüzün alışması çok önemli. Sırada beğenme butonuna basmak var. Hadi bekliyorum. Teşekkür ederim. Lütfen unutmayın ki yorumlarınız benim için çok değerli. Soru ve taleplerinizin bana ulaşması daha çok değer katacak içerikler üretmeme yardımcı olacaktır. Sonuna kadar izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Ben Erdinç Onaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük bu kadar.